741. Karabağ Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anmak etkinliği kapsamında düzenlenen 5. Karabağ Orta Emek Üniversitesi tanıtım günleri etkinliklerine hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemiz Ritim Atölyesi'nin gösterisi var. Keyifli seyirler diliyorum. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü,
Profesör Doktor Sayın Mehmet Akgül'ün kürsü teşriflerini arz ederim. Kıymetli misafirler, bu yıl tanıtım günlerimizi 741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri programına dahil etmekten ve üniversitemizin tanıtımını böyle anlamlı bir organizasyon içerisinde gerçekleştirmekten son derece memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Valilik, belediye ve üniversitemiz işbirliğiyle 2-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 741. Karaman Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri, 5. Karaman Ulu Mehmet Bey Üniversitesi tanıtım günleriyle başlayıp Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Yunus Emre şiirleri ve son bulacaktır. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz 2. kitap fuarımız da yine Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinliklerini anlamlandıran güzel bir faaliyet olacaktır. Kitap fuarı kapsamında 2 hafta süresince 30 yazar ve şairimizi, 50 civarında yayın evimizi üniversitemizde ağırlayacağız. Binlerce kitabın okurlarla buluşacağı fuarımızda şiir dinletileri, söyleşiler, konserler, gösteriler ve ödül törenlerini görebileceğiz. Şimdiden tüm Türkçe sevdalılarını kitap fuarımıza davet ediyorum. Değerli misafirler, Karaman Ulu Mehmet Bey Üniversitesi bugün 1000 civarında personeli ve 15.000 üzerinde öğrencisiyle 8 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksek okulunda 40 lisans, 67 ön lisans, 31 lisans üstü program sayesinde yüksek öğretim alanında yerini almaktadır. Üniversitemiz bilimsel ve akademik altyapısı, özellikle kütüphanesi, sosyal ve sportif tesisleriyle diğer üniversitelerle rekabet edecek konumdadır. Performans açısından devlet üniversiteler arasında 23. 2006 yılında kurulan devlet üniversiteler arasında ise 7. sırada yer almaktadır. Üniversitemiz akademik altyapısını geliştirmeye, yeni bölüm ve programları halkımızın hizmetine sunmaya, fiziki ve kurumsal altyapısını ise güçlendirmeye devam etmektedir. Üniversiteye hazırlanan sevgili gençler, kıymetli misafirler. Ülkemizin önemli kurumlarından olan üniversiteler sadece öğrencileri bir mesleğe hazırlayan eğitim öğretim kurumları değildir. Üniversite okumak demek de yalnızca mesleki bir birikim edinmek demek değildir. Üniversitelerde tıpkı insanlar gibi kişiliği ve kimliği olan, bizim tüm yönlerimizi etkileyen ve bizden etkilenen, farkında olsak da olmasak da bizimle nefes alan ve bizimle de her daim konuşan canlı organizmalardır. O yüzden yalnızca üniversite size bir şey vermez. Siz de ona bir şey katarsınız. Üniversitenin mensupları arasında dahil olan her birey onu bir şekilde etkiler ve değiştirir. Genç üniversitelerde bu değişim biraz daha hızlı şekilde olmaktadır. Sevgili öğrenciler, 2007'de kurulan ve genç bir üniversite olan Karaman Ulu Mehmet Bey Üniversitemiz sağlam adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmekte. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yeni birçok programa daha öğrenci alacak. Aralarında bilgisayar mühendisi, makine mühendisi gibi lisans programlarının yer aldığı 18 adet yeni yüksek lisans programı ile fizyoterapi, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler gibi ön lisans programlarının yer aldığı 8 adet yeni ön lisans programı ile öğrencilerimizle birlikte üniversitemizin daha da canlanacağını ve zenginleşeceğine inanıyorum. Sevgili öğrenciler, Karaman Ulu Mehmet Bey Üniversitesi olarak yine bu yıl ilk kez sanayicilerimizin destekleriyle belli programlardaki öğrencilerimize burs imkanı sağlayacağız. Bu kapsamda üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği programını kazanan ilk 7 öğrencimize, Biyomühendislik programını kazanan ilk 3 öğrenciye, ayrıca Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı ile işletme bölümlerini en yüksek puanla kazanan öğrencilerimize her ay karşılıksız burs verilecek. O yüzden tercihlerinizde ÖSYM kılavuzundaki özel şartları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz,
Üniversite tercihi yaparken yalnızca üniversite bana ne verecek diye bakmayın. Değerlendirmenizi yaparken ben ona ne verebilirim sorusunu da mutlaka sorun. Kuşkusuz ona ne verirseniz karşılığını misliyle ondan alacağınızdan eminim. Yine üniversite tercihi yaparken istediğiniz bölüm ve programın akademik yapısını mutlaka inceleyin. Çünkü bir üniversite her alanda beklentisini karşılayamayabilir. Her üniversitenin farklı alanlarda güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bunu bilerek tercihlerinizi yapınız. Hangi bölümü okumak istediğinizi ve gelecekte ne olmak istediğinizi çok net bir şekilde belirleyin. Yine seçtiğiniz bölümün yanı sıra çift anadal, yan dal programlarını mutlaka araştırın. Çift diploma alma sahibi olmaya gayret edin. Seçtiğiniz bölüm, program ya da meslekte her ne olursa olsun, hangi alanda çalışırsanız çalışın, kendinizi yenileyin ve o alanda en iyi olmak için mücadele edin. Biliyorum ki hepinizin gönlünde bir takım üniversiteler ve bölümler var. Ancak sizleri Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ailesi içerisinde görmekten son derece memnun olacağımı belirtmek isterim. Salonun dışında akademik birimlerimizin temsilcileri sizleri bekliyor. Onlara bölümleriyle ilgili dilediğiniz her soruyu hiç çekinmeden sorunuz. Bize ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerdir. Sevgili gençler, son olarak şunu bilmenizi isterim ki üniversite okumak demek kendinize ve çevrenize, dahası dünyaya ve insanlığa katkıda bulunmak için yola çıkmak demektir. Ben çıkacağınız bu yolculukta hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyor. Her birinizin gönlündeki bölüm ve üniversiteyi kazanmanızı temenni ediyorum. Değerli misafirlerimiz, konuşmama son verirken etkinliğimize destek veren başta Sayın Valimiz Fahri Meral ve Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Çalışkan olmak üzere siz değerli katılımcılarımıza ve etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli misafirler, şimdi sizlere üniversitemizin gelişimini anlatan slide sunumunu aktaracağım. İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Kamil Özdağ, Mühendislik, Eğitim, İslami Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Sanat Tasarım Mimarlık Fakülteleri mevcut üniversitemizde. Yine Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitülerimiz bulunmakta. Yüksek okullarımızda Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Uygulamalı Bilimler. Meslek Yüksek Okullarında ise Ermenek, Sağlık Hizmetleri, Kazım Karabekir, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okullarımız bulunuyor. Uygulama Araştırma Merkezlerimizi görmekteseniz son olarak 2017 tarihinde kurulan Türk Halk Kültürü, Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti, Türkçe Öğretimi, Biyoçeşitlilik, Gıda Geliştirme, Elmacılık ve Uygulama Araştırma Merkezleri üniversitemiz bünyesinde açılan uygulama araştırma merkezleri. Rektör hocamızın göreve geldiği dönemden bugüne neler yapıldı onlara bakalım isterseniz. Akademik gelişim anlamında bir fakülte, bir enstitü ve bir yüksek okul kuruldu. İki fakülte için de yüksek öğretim kuruluna teklif sunuldu. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi resmi gazetede yayınlandı. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu resmi gazetede yayınlananlar. Tıp Fakültesi Karaman'da çoksa merak edilen bir konu. Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurumuz yapıldı ve değerlendirmesi sürüyor. Yine İletişim Fakültesi de Yüksek Öğretim Kurulu'nda değerlendirmesi devam eden akademik bölümlerimizden. 6 yeni uygulama araştırma merkezi kuruldu. Görmüş olduğunuz araştırma merkezleri bunlar. Yine 6 lisans, 4 ön lisans ve 10 lisans üstü program olmak üzere 20 yeni programa öğrenci kabulü sağlandı. Lisans programlarının listesi, mütercim tercümanlık, Almanca ve Arapça, ilk öğretim matematik öğretmenliği, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği. Ön lisans programlarımız Ermenek'te sosyal güvenlik ve tıbbi aromatik bitkiler, Kazım Karabekir'de sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda fizyoterapi. Lisans üstü programlarımızda fen bilimleri ve sosyal bilimler, sağlık bilimleri enstitülerine görmüş olduğunuz ana bilim dallarında öğrenci alımı yapılacak. 15 ayda akademik personel sayımız öğretim üyesi bazında %69, toplam akademisyen sayısında ise %19 bir artış gerçekleşti. Yine grafik olarak görmektesiniz. 132 olan öğretim üyesi sayısı 223'e ulaştı. Yeni öğretim üyeleriyle birlikte bu sayının 245 olması planlanmakta.
Toplam akademisyen sayısı 516'dan 614'e ulaştı. Aramıza yeni katılacak olan akademik personellerle birlikte bu sayının 636'ya ulaşması planlanıyor. 696 sayılı kanun hükmünde kararname uyarılacak. Taşeron işçilerin üniversitemiz kadrosuna geçişi sağlandı ve idari personel sayısında %68'lik bir artış gerçekleşti. 2019-2023 stratejik plan çalışmaları başlatıldı ve yeni stratejik plan yayınlandı. Kalite yönetim sistemi çalışmaları başlatılarak Türk standartları yani üstü eğitimleri tamamlandı. Yine uluslararası akreditasyon çalışmaları başlatıldı ve Türk Akreditasyon Kurumu İşbirliği ile deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği akreditasyon süreci de devam etmekte. Çeşitli kurumlarla protokoller imzalandı. 4 üniversite, 4 sanayi, 3'ü Milli Eğitim Bakanlığı ve 3'ü de diğer kurumlar olmak üzere toplam 14 farklı protokole imza atıldı. Protokollerimizin listesi görmektesiniz. Slaytımız bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kıymetli misafirler, şimdi de üniversitemizin halk oyunları ekibinin gösterisi var. Halk oyunları ekibimizi sahneye davet ediyorum.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.